Erkeklerde sakal ekim, saç ekimiyle aynı aşamalardan oluşmaktadır. İlk başta graftlar tek tek donör bölgeden alınabilir. Ondan sonra sakal çizgisi yapıldıktan sonra safir mikrokanal tekniği sayesinde kanallar tek tek açılır. Ondan sonra Fouet tekniğiyle aldığımız graftlar tek tek sakalda ekilebilir. Yani saç ekimiyle aynı aşamalar. Fakat sakal ekiminde ameliyattan sonra bakım biraz farklıdır. Hastalar 3 ay boyunca sakalını tıraş makinesiyle tıraş etmemesi gerekiyor. Sadece makas kullanılabilir 3 ay boyunca. Ondan sonra 3 ay sonra makine kullanılabilir. Ameliyattan sonra hastalarımız 24 saat boyunca sıvı gıdalardan beslenmesi gerekiyor. Çünkü çene hareketi çok fazla yapmamaları gerekiyor. Tek farkı budur. Diğer aşamaları kesinlikle saç ekimiyle aynıdır. Ve sonucu çok hızlı çıkıyor. Saç ekimine göre sonuç 3 ay sonra çıkmaya başlıyor. Ve genellikle 5 ayda hastalarımız çok çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Halbuki saç ekiminde sonuç 6. ayda çok iyi belirlenmeye başlıyor. Ve 10. ayda son sonuç alıyoruz.